Saygıdeğer izleyicilerimiz, yani kura alımları az. Yani bunda haklısınız bu bağlamda. Buradan Aile Bakanımıza sesleniyorum. Yani bu kura alımlarının yükseltilmesini sizlerden engellilerimiz talep ediyor. Bizleri telefon yağmurlarına tutuyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Yani Allah razı olsun devletimizden. Yani engellilerimize yapılan hizmet tartışmasız mükemmel. Lakin daha mükemmel olabilir mi? Olabilir bu bağlamda. Programımız boyunca katılımcılarımız şunu söylediler. Dediler ki sadece EKPSS alımlarına takılmayın. EKPSS alımları dışında yıl boyunca İşkur ilanları oluyor, belediyelerin kamu ilanları oluyor, kamu kurumlarının ilanları oluyor. Yani buraya 40 puan, 50 puan, 60 puanla bile yerleşen bir dünya engelli kardeşlerimiz oluyor. Burayı da çok iyi takip edin. Yani memurlar.net'e girin, yani sürekli tetikte olun. Hani engelli, yani EKPSS'den düşük puan aldım ya da yerleşemedim diye asla ve asla bir ümitsizliğe düşmeyin. Yani gerçekten önemli bir ayrıntı. Daha yenilerde çok sevdiğim 2-3 engelli arkadaşım EKPSS dışında bu belediyelerin diğer kamu kurumlarının işkur ilanlarına başvurarak kendileri işçi oldular, memur oldular. Bu bağlamda. Evet, kura ile alım yapanlar her yeri tercih edebilirler dedi katılımcılarımız. Bu da çok önemli. Yani her yeri tercih edebilirler derken engellilere tanınan haklar var. Yani siz diyelim ki Kütahya'da yaşıyorsunuz, Diyarbakır'ı tercih ettiniz. Yani Diyarbakır'a memurluğunuz çıkarsa kendinizi Kütahya'ya aldırmak için bir dilekçe verebilirsiniz. Yani böyle bir hakkınız var. Bu da katılımcıların söylediği önemli bir ayrıntıydı. Bir de birlik ve beraberlik az. Yani EKPSS tercihleriyle ilgili, atamalarla ilgili, engelli maaşlarına yapılan zamların azlığıyla ilgili. Yani engellilerle ilgili her alanda arkadaşlar artık birlik ve beraberlik içerisinde olmasını öğrenelim. Yani bugün Twitter'da yani artık herkes birlik ve beraberlik içerisinde seslerini duyurabiliyorlar. Yani bunu değiştirmeyin. Yani biz mesela bu Facebook grubumuzu 50 bin, 100 bin kişi yapalım ki genel başkanları, çok önemli bürokratlarımızı burada canlı yayına alalım. Sizin sunumunuza, işinize sunalım diyoruz. YouTube kanalımızda da bu böyle. Onun haricinde Çetin Başkanımızın önceki yayınlarda da söylediği gibi hani 40 puan aldınız, 50 puan aldınız, 60 puan aldınız. Yani her puanın bir şansı var, bir umudu var. Hani ya benim puanım az mı, yüksek mi demeyin arkadaşlar. Yani bu bir nasıl bir şey? Bir bakarsınız hiç kimse tercih etmez, siz tercih edersiniz. Ve yerleşirsiniz yani bunu bilemezsiniz bu bağlamda. Umudunuzu koruyun. Tabii yıl içerisinde atamalar olacak. Yani tekrar atamalar olacak mı deniliyor. Yani genel anlamda yıl içerisinde 3 kez atamalar oluyor bu bağlamda. Yani bu bağlamda devletimiz de inşallah bu atamaları artırır ve sizler de inşallah yani atanırsınız diyorum. Bir de gerçekten çok ve çok önemli olan kodlamalara çok dikkat edin. Bakın kodlamalar çoğu engelli EKPSS'de tercih yapan engellilerimizin hatalı kodlamalardan dolayı yerleşememesi. Yani kodlamalarda çevrenizde size herkes yardım eder. Mesela ben bir öğretmenim, bana gelseniz deseniz ben size yardımcı olurum. Ya da çevrenizdeki her meslek grubundan insanlar size yardımcı olur. Yani kodlamaları
mutlaka ve mutlaka birinin yardımıyla teyitleşerek yapın diyorum. Yine bu bağlamda katılımcılarımızın söylediği yüksek puanlı olanlar memur kadrosunu yazsınlar. Hizmetli kadrosunu yazmasınlar diyor katılımcılarımız. Bu da gerçekten çok önemli bir nokta. Yani 95 puan alan kişi hizmetliyi yazdığında ne oluyor? 70 puan yani hizmetliyi tercih edecek olanın hakkına girmiş oluyor. Yani bu bağlamda da yani 95 puan alan yani 90 ve üzeri puan alan insanlar engellilerimiz mutlaka ve mutlaka memur katılımda tercih etsinler. Yine önceki yayınlarımızdan da yani puanı biraz daha böyle düşük olanlar genel anlamda büyük şehirleri çok fazla yazmamayı tercih etsinler. Neden? Büyük şehirlerde engellilik oranı biraz daha fazla olduğu için yani yüksek puanlı olan insanların ancak ve ancak büyük şehirlere yerleştirilmesi. Yani büyük şehirler dışındaki yerleri de bazıları ihmal ettiriyor. Yani puanı biraz düşük olanlara bunu da. Onun haricinde aslanın karnından, midesinden yani EKPSS'ye arkadaşlar çok zor. Yani ne kadar çok çalışırsanız yani artık hayat kalitesleşiyor, teknoloji çok ilerliyor. Yani bugün YouTube'da bir dünya EKPSS çalışma şeyleri var. Yani boş zamanlarınızda hobi olarak ne yapın bu bağlamda yavaş yavaş yani böyle, bir yandan İşkur kamu ilanlarını takip ederken bir yandan EKPSS'ye deki tercihleri yaparken bir yandan da ya zevkine sorular çözün. Çalışın ya bundan bir şey kaybetmezsiniz. Yani çıksa bile yine bir şey. Evet yani bu anlamda sohbetimizin özünü ben bu şekilde toparladım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ali Rıza Bey bir sektöre daha değinmek istiyorum ben. Unuttuğumuz, geçmeyen bir sektöre. Takdir edersiniz ki spor camiası ile ilgili bir insan olarak engelli kardeşlerimiz de bizi dinliyorsa hani sadece devlet memurluğuna bağlı kalmayın dedik ya. Bir insan azmederse kendini ispat ettiği müddetçe her yerde bir açık kapı bulur. Bu açık kapılarından biri de spor yapmaktır arkadaşlar. Bakın ben kendim içinde bizzat bulundum ve inanın imrendim. Kendim bizde bağlı olan bünyemdeki sporcularıma, bizde lisanslı olan sporcularıma özellikle rica ettim hatta yalvardım diyebilirim. Milli takımlar, bunlara değinmek istiyorum ben. Bakın. Her engelli boyutunda millilik vardır. Bireysellerde, takım oyunlarında hiç fark etmez. Her engelli boyutunun bir spor federasyonu var arkadaşlar. Evet. Mesela biz görme engellilerle uğraşıyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu var. Belki bunun çoğunuz bilmiyordur. Ve bakın bu spor federasyonunun içinde de takım ve bireysel oyunlarla birlikte yaklaşık 8 branş var. Ve bu branşlarda da millilik hak edişler var. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bu da bir ekonomik özgürlük engelli kardeşlerimiz için. Eğer bir spor alanında kendilerini ispat ederlerse milli takımlarda oynama hakkı doğarsa kendilerine devletimiz bizden sadece ne istiyor biliyor musunuz? Bizim yurt dışında İstiklal Marşımızı okutun, göndere bayrağımızı çektirin, bizim gururumuzu, onurumuzu oralarda yaşatın, dileyin benden ne dilersiniz diyor devlet, millilere. Evet. Bakın evet. Ve inanın o çocuklar
Memur olarak kadrolara yerleştirilebiliyor. Geçici ya da kalıcı. Bir sürü ödüller olabiliyor. Bir sürü işte imkanlar sağlanabiliyor. Bakın bir kapı daha var size. Yani inanın insan istemeye görsün her yerde bir açık kapı bulur. Yeter Evet. ki o kapıyı Spor yani. doğru tıklatmayı bilelim arkadaşlar. Evet, yani Ümran Başkanım, spor yapın derken yani bölgenizde engellerle ilgili spor kulübü faaliyet gösteren yerler var. Avrupa Birliği olsun, devletimiz olsun, yani çok ciddi anlamda engellerin spor yapmalarını destekliyor. Yani bu da ileride iş anlamı taşıyabiliyor. İş kapısı açabiliyor. Yani Ümran Başkanı bundan bahsediyor. Evet, doğru söylüyorum değil mi Ümran Başkanım? Evet doğrudur. Yani Evet. sizin açınızdan da bu başarı sizin açınızdan da bir başarıdır. Düşünebiliyor Evet. musunuz? Yani hiçbir şey olmasa bile bir bronz madalya bile almış olsanız normal olarak Türkiye şampiyonlarında inanın illerinizde, ilçelerinizde size farklı gözle bakacaklardır. Bu madalyalı bir engellimiz diyeceklerdir. Belki özel sektörde şansınız açılacaktır. Kapılar Evet. açılacaktır. Geniş düşünün arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür Yani ederim. dar Bundan ben. gözlükle bakmayalım. Evet. Yani bu size gerçekten her şekilde bir başarı. Mesela üniversiteye gidin, bitirin. Bu başarıdır sizin için, kapı açacak. Sınava hazırlanın, yüksek not alın, bu kapı açacak. Sporcu olun, spor yapın. Her türlü kapı açacak, hem sağlıklı olacaksınız. Hem spor yaparken o yaptığınız saatte kötü alışkanlıklarınızdan uzak duracaksınız ya da kurtulacaksınız. Hem de özgüveniniz gelecek, turnuvalara gideceksiniz, milli takımlara seçileceksiniz, ekonomik özgürlüğünüz olacak. Bakın bir sürü şey saydık. Evet. Tekrar söylüyoruz, bu bizim hayatımız değil. Yani. Sizin kendi hayatınız. İyi düşünün, akıllıca davranın. Allah'a inancınız ve imanınız sonsuz olsun. Nasibe inanın. Her türlü karşılaşacağınız sizin için şer olan bir şey, Rabbim kullarına hiçbir zaman şer vermeyecektir. Hayırdır diye düşünün. Bir başka kapıyı tıklatın. Teşekkür Evet, ediyorum. evet.